Merhaba öncelikle. Herkese başarılı bir akademik yıl diliyorum. Biz ilk aşama müşteriyle bir planlama aşaması oluyor. Bu ilk adım ve çok önemli bir adım. Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen bir adım. Bu adımı planlarken az önce Cem Bey'in de bahsettiği gibi imar kanununun yanı sıra bizi kısıtlayan diğer bir faktör taşınabilir olması bu yapıların. Bu taşınabilirlik esasları bizim yapılarımızın dış kontürlerini oluşturuyor aslında. Yani yapılarımızın sınırlarını belirliyoruz. Yapıların sınırları belirlenirken aynı zamanda taşıyıcı aksiyerleri de bu şekilde belirleniyor. Yani 3 metrede sınırlı kaldığımız yerlerde modüllerin birleşeceği yerlere de değinmek istiyorum. İç mekana geçtiğimizde de modüllerin birleştiği yerlerde belli kapamalar görüyoruz. Yani o içeride göreceğimiz tavandan duvara, duvar boyunca ilerleyen zemine doğru giden kapamalar görüyoruz. Bu kapamaların yerleri genellikle, bu modül birleşim yerleri genellikle ara bölme, iç ara bölme duvarlarına denk getirmeye çalışıyoruz ki hem minimalist bir yaşam planlıyoruz, temiz ve net görüntüler oluşsun istiyoruz bu konuda. Burada gördüğünüz gibi mutfak alanlarını bölmemeye çalışıyoruz. Bir modülün içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü o bahsettiğim modül birleşim yerlerindeki kapamalar mutfak dolaplarını bölecek ve bu da çok hoş görüntüler sunmayacaktır bize. Burada gördüğümüz kapamadan bahsediyoruz. Ayrıca bu tır veya lobetli taşımalarda kiriş yüksekliklerimiz de belirliyor aynı zamanda. Şöyle birkaç görsel göstereyim. Tasarımda dikkat ettiğimiz bir diğer unsur da gider yerleri. Gider yerlerinin daha çok duvardan dışarı doğru olmasını planlıyoruz. Çünkü bu yapılar burada üretiliyor, üretimi bitiyor, hazırlanıyor ve taşınarak başka bir yere götürülüyor. Orada bir temel hazırlığı yapılmış oluyor veya bizim az önce gördüğünüz prekast temellerimiz kullanıyor. Orada yapıyı alan kişi daha sonra duvardan çıkan bağlantıları fosfetliğe ya da diğer unsurlarla birleştiriyor. Üçüncü bir unsur da holden dağılım. Biz genellikle eski Türk evlerindeki gibi küçük bir holden dağılım yapıyoruz veya salondan dağılım yapıyoruz. Burada da uzun koridorlar oluşturmak ya da büyük avlular oluşturmak bizim için dezavantaj oluyor. Çünkü zaten sınırlı alanlarımız var. Zaten belli sınırlara bağlı kaldığımız yerler var. Bunları koridorlarda harcamak yerine salonlara, işte yaşam alanlarına, mutfak alanlarına o bölgeleri dağıtıyoruz ki bizim için daha doğru planlar, daha büyük yaşam alanları, bütün yapının bütün her yerini efektif kullanabileceğimiz alanlar çıksın ortaya. Burada separatörlerden biraz da destek alıyoruz. Hem modül birleşim yerlerini bağlayan bir unsur hem de mekanların ayrılmasında bize destek oluyor. Başka ekleyeceğim bir detay. Burada benim demek istediğim bir konu var. O da şu. Şimdi tabii minimal alan tasarımında planlama yaparken standart evlerde daha çok plan kullanımı üzerinde yoğunlaşılıyor. Fakat burada planda kısıtlılık söz konusu olduğu için ve yükseklikleri de 4 metreye kadar çıkarma şansı olduğu için pratik olarak hacim kullanmak da oldukça sıkça uyguladığımız bir yöntem. Yani aynı alanda hacmi kullanarak üçüncü boyutta da bir ilave yaşam mekanları yaratmak mümkün. İşte loft kat dediğimiz katlar oluşturarak yukarıya çıkarak bir anlamda aynı plan üzerinde ilave ek metrekareler elde etme şansı var. Yani minimal alanları tasarlarken yüksekliğin müsait olduğu durumlarda hacmi kullanmak neredeyse %50, %60 civarında ekstradan bir alan kazandırıyor bize. Bir de bitiş imalatlarımız var. Bunu genelde yine müşteri istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Yani müşterimiz mutfak dolaplarını, renklerini, modellerini, duvar renklerini hepsini kendisi seçebiliyor. Ve daha sonra biz 3 boyutlu tasarım desteği vererek onlara nasıl bir görüntü ortaya çıkacağını sunuyoruz. Daha sonra o görüntüden sonra bir onay alıyoruz.
10 aydan sonra imalata başlıyoruz ve imalatlarını da müşteriyle yine birebir konuşarak, iletişimde kalarak sürdürüyoruz. Burada gördüğünüz imalatlar mobilya imalatları, işte raflar, desenli seramik kullandığımız özel mekanlar. Bu şekilde daha basit çizimlerde nasıl bir yapı ortaya çıkacağı biraz daha belirli oluyor. Bir de elektrik tesisat planlamaları konusu var. Bu planlamaları yaparken yine mevcut alanlarda müşteriyle konuşmamız gereken, müşteriyle birebir ilişkili olmamız gereken noktalar, detaylar oluyor. Bunlar mesela klima kullanacak mı ya da suyun ısınımı nasıl olacak? Bu detayları ilk başta çözüp daha sonra projelere başlıyoruz. Proje detayları belli olduktan sonra imalata veriyoruz ve planlar yapılmış oluyor, uygulanmış oluyor. Şimdi aslında burada çok kafa karıştırmadan özet olarak şunları söyleyebiliriz. Burada tasarım aşamasında mimar olarak sizi etkileyecek unsurlar daha çok modüller üzerinde çalışmış olmamız. Yani modülasyonun getirdiği kısıtlılıklar ve bu modülasyon sistemine uygun tasarım tekniklerinin geliştirilmesi. Onun haricinde üretim sırasında kullandığımız hiçbir şey, yani konvansiyonel üretim teknolojilerinin dışında bir malzeme değil. Ne taşıyıcı sistem olarak bu böyle, ne bitiş imalat dediğimiz işte veya ince imalat dediğimiz ürün prosesler için böyle. Yani normal olarak bir yapıda kullanılan bütün malzemeler burada da aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi burada sadece elektrik altyapısı, mekanik altyapı biraz farklılık gösterebiliyor. Yani bir konstrüksiyonun içerisinden bunları taşımak ve geçirmek zorundayız. Onun haricinde ısı izolasyonları biraz farklılık gösteriyor konvansiyonel yapıdan. Gerçi çelik yapıyla kıyasladığınızda aslında çelik yapıların ısı izolasyon teknikleri bu modüler yapıların ısı izolasyon teknikleriyle tamamen uyuşumlu nitelikte. Yani burada genelde bizim işte statik hesaplamaların gerektirdiği kalınlıkta dış duvarlar oluşturuluyor. Bu dış duvarların içerisinde taş yünüyle ısı izolasyonları sağlanıyor. Taş yünüyle yapılan ısı izolasyonunun dışında ve içerisinde nem bariyerleri ve buhar kesiciler var. Bu tümüyle neme karşı yapıyı izole ediyor. Yani dış ve iç mekan ısı farklılıklarından kaynaklı yoğuşmaları tümüyle gideren bir sistem ve aynı zamanda yapıların nefes almasına da olanak sağlayan bir sistem. Yani iç ve dış mekanda sürekli bir hava sirkülasyonu sağlıyor bu teknolojiyle üretilen yapılar. Baktığımız zaman işte yağmur suyu izolasyonunu cephede bu buhar izolasyonu büyük ölçüde tekrar sağlıyor. Yani dış cephede gördüğünüz şu anda bu buhar izolasyon sistemi aynı zamanda su izolasyonuna da faydasız olan bir katman. Çatıda da genelde metal kenet çatı kullanıyoruz. Burada zaman zaman çok düşük eğimli çatılar oluşturmak gerekebiliyor. Hani düşük eğimli çatılarda yağmur suyunun içeriye girme riskini en minimize eden ve kullanım olarak da en uzun süre kullanım olanağı sağlayan metal kenet çatı sistemlerini kullanıyoruz. Bu bize tabii oldukça özellikle yağmur suyu izolasyonu açısından ciddi bir konfor sağlıyor. Cephede çoklukla hani minimal yaşam felsefesinin gerektirdiği şekilde biz doğal ahşap kullanmayı tercih ediyoruz. Ama tabii bu bir zorunluluk değil. Hani biz firma olarak dış cephede başka bir malzeme kullanmıyoruz. Zaman zaman hani mimari olarak desteklemek amacıyla metal kenet cepheyi de ahşaplarla kombin edebiliyoruz. Fakat hep doğal malzeme kullanıyoruz. Ama hani örneğin Bordex dediğimiz yapı malzemesiyle cepheyi oluşturup onun üzerine işte standart sıva yapıp onun üstüne boya yapmak da pratik olarak mümkün tabii ama bizim uyguladığımız bir yöntem değil. İç mekanda da bizim belirlediğimiz bir takım standart malzemeler var. O standart malzemeleri kullanıyoruz ama bunların her zaman opsiyonları müşteri tarafından seçilmesi mümkün. Hani burada
opsiyonları belirleyen müşterinin açıkçası bütçesi oluyor genelde. Müşterinin bütçesi nispetinde bitiş imalat malzemelerini daha nitelikli hale getirmek prensip olarak mümkün. Bir de tabii bir yaşam ünitesi dediğimiz şey sadece evin kendisinden oluşmuyor. Bunun bir takım yan üniteleri de gerekiyor. Nelerdir işte teraslardır, veranda sistemleridir. Zaman zaman çatı terası kullanmak gerekebiliyor. Zaman zaman iki katlı talepler olabiliyor. İşte yukarıya çıkış merdivenleri gerekebiliyor. Arkada mekanlar küçük olduğu için dışarıda bir takım depo alanları oluşturmak gerekebiliyor. İçeriye işte termosifonları veya kombi sistemlerini vesaireleri kurmak gerekebiliyor. Ya da işte şebeke elektriğine ulaşamayan lokasyonlarda alternatif olarak güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi kaynaklarını sistemlere akuple etmek gerekebiliyor. Bunlar tümüyle müşterinin taleplerine, ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenen detaylar. Şimdi burada açıkçası hani çok fazla sizi detaya boğmak istemiyorum. Birkaç konuya daha değinip sizin sorularınız, merak ettikleriniz varsa onların üzerinden gidersek daha böyle interaktif bir hale gelmiş olacak sanırım konuşma. Yani son olarak söyleyeceğim şeyler şunlar. Bir kere bu üretim süreci yaklaşık hani 45 gündür aslında reel süreç. Fakat bizim şu andaki iş yoğunluğumuzdan dolayı bu süreçler 120 güne kadar uzayabiliyor. Ama yani bir projeyi tümüyle A'dan Z'ye ele alıp bütün işçi fizik gücünü bir projeye yoğunlaştırırsanız yaklaşık işte 50-60 metrekarelik bir evi rahatlıkla 45 gün içerisinde üretmek pratik olarak mümkün. Biz yaptığımız ürünlere 2 yıl garanti veriyoruz. Bu garanti bütün malzemeleri kapsıyor, işçilik hatalarını kapsıyor. Kullanımdan kaynaklı bir takım hatalar garanti kapsamı dışında kalıyor. Bütün müşterilerimize sözleşme aşamasında nelerin garanti kapsam dışında kaldığını ayrıca yazılı olarak zaten veriyoruz. Ne garantiyi nelerin kapsadığını da ayrıca müşterilerimize yazılı olarak sunuyoruz. Burada yine akla gelebilecek bir küçük soru da müşterinin neler yapması gerektiği. Biz genelde müşterinin zemini hazırlamasının gerektiğini söylüyoruz. Yani eğer biz prekast sistem kullanacaksak o prekast sistemi konumlandırabileceğimiz sağlam ve olabildiğince tesviye edilmiş bir yüzey bize teslim edilmeli. Bir diğer müşteriden talebimiz ürünler modüler olduğu için bu ürünlerin montaj yapılacak mahale gelmesini sağlamak amacıyla vinçlerin ve tırların yanaşması gerekiyor. Dolayısıyla burada hem fiziki olarak bu iş makinesi hareketlerini gerçekleştirebilecek mekanlar, genişlikler olmalı. Hem de zemin olarak bu ağır araçların üzerinde yürüyebileceği zeminleri bize teslim etmeleri gerekiyor müşterilerimizin. Aksi takdirde montajımızın mümkün olmayacağı bu durumda aşikar. Montaj sonrası müşterilerimiz neler yapıyor? Biz içerideki bütün sistemleri çalışır vaziyette teslim ediyoruz. Yani hem elektrik sistemlerini hem mekanik sistemleri varsa elektromekanik sistemleri, ısıtma sistemlerini yani modül içerisinde her bir birim kendi içerisinde çalışır vaziyette. Sadece konumlandığı noktada dış bağlantıların müşteri tarafından sağlanması gerekiyor. Temiz su bağlantılarının, sıcak soğuk, pis su bağlantılarının, varsa doğalgaz ve kombi bağlantılarının bunların müşteri tarafından sağlanması gerekiyor. Onun haricindeki eğer temel sistemi betonarme yapılacaksa biz yerinde imalat yapmadığımız için temel sistemini yine müşterimizin kendi olanaklarıyla kendisinin kurmasını ve bu şekilde bize teslim etmesini bekliyoruz ve talep ediyoruz. Toparlamak gerekirse yani söyleyeceklerim şunlar olur. Özellikle mimarlık son sınıfı okuyan ve işte yakın bir gelecekte mezun olacak arkadaşlarımıza şöyle bir öneride bulunabilirim. Şimdi bu sektör yeni büyüyen bir sektör ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine inandığım bir sektör. Fakat sektör içerisinde meslekten arkadaşımız çok fazla yok. Yani genelde daha çok böyle alaylıların başını çektiği ve sürüklediği bir sektör. Dolayısıyla böyle bakir bir sektöre arkadaşlarımız ilgi duyup girerlerse hem sektörün gelişimine faydaları olacağına inanıyorum.
hem de iş bulma olanaklarının daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda özellikle mimarlık ve inşaat fakültelerinde Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla eleman veya işte öğrenci mezun oluyor, diploma alıyor. İş olanakları mezun olan kişilerin sayısıyla kıyasladığımızda o kadar geniş değil. Bu sebepten dolayı bu sektöre ilgi duyup bu sektöre yönlenirseniz hem sektöre nitelikli iş gücü anlamında katkılarınız olacağına inanıyorum. Hem de kendinizin iş bulma olanaklarınızın daha geniş olacağına inanıyorum. Veya kendiniz de özel teşebbüs içerisinde olup kendi firmanızı kurup kendiniz de bu tümüyle bu sektörün içerisinde üretici olarak veya sadece tasarımcı olarak yer alabilirsiniz. Bunlar da mümkün. Şimdi Elif Hanım bir montaj basit hızlandırılmış videoyu paylaşırken ben de son toparlama yapayım. Şimdi eğer arzu ederseniz, ilgi duyarsanız, üniversite yönetimi de kabul eder ve desteklerse, hani sizin belirleyeceğiniz 2-3 kişilik veya işte biraz daha fazla da belki olabilir, bir çalışma grubuyla bir konsept çerçevesinde beraber bir modüler ev tasarlayabiliriz. Bu tasarlayacağımız modüler evi üretilecek aşamaya geldikten sonra burada üretebiliriz. Bu üretimin burada gerçekleştirip kendi showroom'umuzda ürünü teşhir edebiliriz. Bunun burada satışını yapabiliriz. Hatta yine tabii ben bunları söylüyorum ama hani üniversite yönetiminin onayıyla olabilecek şeylerdir bunlar. Hani olup olmayacağı. Hani burada elde edilebilecek bir ticari kazançtan üretime, bu tasarıma katkısı olan arkadaşlarımızın da belli oranlarda pay almasını sağlayabilecek bir takım formülasyonlar da kurabiliriz. Eğer ilgi duyanlar olursa bizimle irtibata geçebilirler. Elif Hanım'la direkt irtibata geçebilirsiniz bu konuda. Yine eğer ilgi duyarsanız, arzu ederseniz hafta içi veya hafta sonu bizim hem showroom'umuzu hem üretim tesisimizi ziyaret edebilirsiniz toplu olarak. Burada sizi ağırlayabiliriz, gezdirebiliriz. Belki daha detaylı briefing verebiliriz zaman kısıtı olmadan. Yine bununla ilgili de toplu olarak bir talebiniz olursa Elif Hanım'a iletirseniz Elif Hanım'la bu konuyu rahatlıkla organize edebilirsiniz.